Ee, yani Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik tehditte yani bu kadar sorun arasında konuşulur mu? Konuşulur. Çok önemli bir tehdit. Ee, Süleyman Söylü'nün tweetini getirir misiniz arkadaşlar? Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik tehdit tweeti. Çok enteresan bir e, tweet attı. Yani daha doğrusu tweet üzerinde siyaset yapılıyor şimdi. Evet. Tweet gördüğünüz gibi. Şurada Cumhuriyet Gazetesi ee, sizin tarihiniz derin kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir diye ee, ve e, şöyle demiş, bir mafya pistinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihinizin en şanlı komutanına çamur atan, en şanlı komutanı derken buradan Sayın Erdoğan'ı kastediyor herhalde. E, jandarma Genel Komutanlığı kastediyor. Sonra. Öyle mi? Ha Sevgili Peki, Fatih. tamam. Hı -hı ortakları HDP PKK için intikam alan Cumhuriyet gazetesi sizin tarihiniz derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Çok enteresan bu e, e, Mehmet Ağar e, tartışması ve Sedat Peker Mehmet Ağar arasındaki evet. e, tartışmayla başladı ve burada Cumhuriyet gazetesi gerçekten çok aydınlatıcı, çok işin her iki tarafını da ortaya koyan bir yayın politikası izledi. Bugün de Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün evet. Mehmet Ağar'la bir röportajı Söymiş, var. İyi bir gazetecilik örneği. Evet. Onu da söylemem lazım. Öncelikle neden Süleyman Soylu sizi hedef aldı? E, açıklamanız var ama önce sizi dinlemek istiyorum. Buyurun. Şimdi sevgili Fatih, yer gök, ağaçlar, kuşlar herkes bilir ki Cumhuriyet gazetecisi gazetecilik yapar, haber yapar. Sayın Bakan'ın tepkisini anlayışla karşılamak lazım. Şöyle tabii ki kabul etmiyoruz da anlıyoruz niye o tür tepkiyi verdiğini. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ni HDP PKK ile yan yana getiriyor. Çok açıkça söylüyorum. Ben buradan bunu çok açık ve net bir yetkili olarak reddediyorum. Bizim böyle bir bağlantımız söz konusu değil. Olamaz. Ama şöyle bir gerçek var. Bizi başka hiçbir şeyle suçlayamazlar. Bizi FETÖcülükle mi suçlayacaklar sevgili Fatih? Düşünsene. Ben bu gazetede 26 yıldır çalışıyorum. Burada gazeteciliğe başladım. Burada mesleğe devam ediyorum. Benim hem kişisel muhabirlik tarihim hem bu tanık olduğum 26 yıllık dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nden başka FETÖ ile mücadele eden kimse olmadı. Bizim bir anayasamız var. Yunus Nadi'nin yazdığı bize ilk Cumhuriyet'in ilk sayısında. Bizim orada temel işlerimiz Cumhuriyet'in devrimlerini, Atatürk devrimlerini, Atatürk aydınlanmasını ve en temelde, en tepede de demokrasiyi savunmaktır. Bizim hiçbir terör örgütüyle, hiçbir cemaatle, hiçbir çıkar çevresiyle, hiçbir bağlantımız söz konusu olamaz. Bunu en şiddetli şekilde reddediyoruz biz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün bir açıklaması var. Cumhuriyet Gazetesi'nin nasıl yayın yaptığı, hangi yöntemlerle habercilik yaptığı çok bellidir, nettir. Bizim geleneğimiz Uğurumculara dayanır, nadir nadilere dayanır. İlhan Selçuk bizim için çok önemlidir. Onun gazetecilik anlayışı çok önemlidir. Sayın Bakan tabii herhalde sıkıntıya düştüğü bir manşet oldu ki onun için tepki gösteriyor ama bizim bu gazeteciliğimiz sadece Türkiye'de değil, dünyada özellikle fikir gazetesi arasında, gazeteleri arasında yer alan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberciliği sadece Türkiye'de değil, altını çiziyorum, bütün dünyada itibar gören bir gazeteciliktir, bir yöntemdir. Peki, e, yani e, neden böyle bir üslup kullanıyor e, İçişleri Bakanı? Mesela son zamanlarda e, özellikle bu e, mafya tartışmasından İçişleri Bakanı rahatsız olduğunu anlıyoruz. Ama e, yani e, sorunu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler almak varken Tabii. bunu haberleştiren e, basın e, organlarına yani bu kadar ağır hakaretler neden? Şimdi orta yerde iddialar var. Bu iddiaların cevaplanması kamuoyunun tatmin edeceği şekilde yanıt verilmesi gerekiyor sevgili Fatih. Biz bu yanıt biz bu soruları gazeteden veya başka gazeteler, başka televizyonlar bu soruları soracaklar. İnsanların aklındaki şüpheyi gideriyor mu sizce Sayın e, İşleri İçişleri Bakanının verdiği bize bizim için attığı tweet Sedat Peker'in açıklamalarıyla oluşan soruları gideriyor mu sizce o tweet? Hiçbirini gidermiyor. O e, görüntüler vardı, onları getirin arkadaşlar. Biraz Mehmet ağrı da konuşacağız çünkü. E, bu e, mafya ilişkileriyle ilgili, bu Bodrum. E, çok doğru, çok haklısın. E, sizin yayınlarınızı kısmen doğrulayan ve destekleyen bir haberde bugün Saygı Öztürk yazdı. Mehmet Ağar'la konuşmuş. Eski İçişleri Bakanı Mehmet ağır ee, çok enteresan bilgiler var. yalık ee, Yalıkavak e, Marina'nın Marina. satışı ile ilgili. Ya Türkiye oraya kilitlendi. Ee, bu Mehmet evet. Ağar'la Bir dörtlü fotoğraf arkadaşlar getirir misiniz? Dörtlü fotoğraf da vardı bu. Ee, şimdi şöyle e, konuşmak lazım. İşte Korkut Eken Engin Alan evet, fotoğraf vardı, biraz daha Ağar, getirecekler olduğu oldu. bir fotoğraf orada yayınlandı. Sayın şimdi Ağar şunu anlamaya çalışıyorum. Yani ne oldu? Türkiye'de birden tablo değişti. Yani bu mafya tartışmalarında şimdi halk diyecek ya bu kadar sorun var. Evet, bu kadar sorun arasında bu çok önemli. Çünkü sizin dediğiniz yalık havak marina milyarlarca dolarlık önemli bir portföyü kontrol eden bir yer. Sonuç olarak oraya milyonluk yatlar geliyor. Sonuç olarak orada bir enteresan bir ticaret de var. Mesela Bodrum yalı kavaktan Yunan adalarına mülteciler gidiyor. Nasıl gidiyor? Kimler organize ediyor? Tekneleri Ege, kim buluyor? Ege'den FETÖ'cüler kaçıyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bugün Sayın Ağar'ın sözü e, biz burada olmasaydık mafya burada olacaktı diye böyle bir iddia var. Bunlar e, kim o mafya? İşte tırnak içinde Makedonya'da olan ve e, YouTube'dan açıklama yapan insana mı kastederek bunlar söyleniyor? O insanın daha önce bugünkü siyasal iktidara verdiği destekler arşivlerde duruyor. Sayın İçişleri Bakanı onlara ciddi bir yanıt vermek ister mi? İşte... Ben bir millet eski milletvekiline emniyetin içinde kemiklerini kırdırdım diye iddiası var. Emniyet müdürlüğünde böyle bir işlemi yerine getirdiyse emniyet müdürlüğü devletin en güçlü olduğu yerdir. Bunlara cevap verilmesi lazım. Yani siyasi iktidarın bunlara cevap vermesi lazım. Sevgili Fatih, yoksa e, habercilere e, sert çıkmak en kolay siyasetin en kolay tarafı. E, bu zaten basın alıştı bu tür davranışlara. Bu arada Mehmet Ağar şey diyor e, bu yatla şey e, Marina ile ilgili Marina'nın sahibi ben değilim ama orada profesyonel yöneticiyim. yöneticiyim. diyor. Fakat öyle bir tablo çizmiş ki sevgili Sertaç hisse devri anlatırken ben eğer o şirketin avukatı olsam Mansiyon avukatı bu kadar net bilmem bu olayları. Şirketin hissesini söylüyor 3 2 2016 tarihlidir diyor. Palmalı Otelcilik bir yanda diyor. işte e, Gurbanoğlu bir tarafta Varis Gurbanoğlu var diyor, Mansimov var diyor. Sözleşme tarihinde %90 hissesi Pota, %10 hissesi Mehmet Mustafa Ergen'e aittir diyor. Öyle bir anlatıyor ki işte alacak verecek işlere de giriyor. Diyor ki şu kadar borç var, 62 milyon dolar borç var, 29 milyon dolar düştüğü zaman 33 milyon dolar para ödenmiştir diyor. 2017 ile Ekim ayında yani sözleşmeden 2 yıl sonra sözleşmenin iptal ve hislerini geri almak için Bodrum Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açıldı diyor. Eğer sen buranın sahibi değilsen sana bu bilgileri